kadar erotik. Ya bilmiyorum. Erotiğin güzel olanı okuyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır biliyorum video çekemiyorum fakat İstanbul'a taşındım. Tekirdağ'dan İstanbul'a taşındım. Hatta en yakın arkadaşımın yanına taşındım. Yanına değil de aynı binaya taşındım. Eda bilen bilir, belki benden çok tanıyan olur. Eda kapı mı? Kapı çalıyor galiba. Bugün sizlerle, yani sürekli sevdiğim kitapları paylaşıyorum. Hangi kitaptan nefret ediyorum diye Eda'nın kitaplığının yanına geldim ve düşündüm. Ve bu seri, Kara Hançer Kardeşliği serisi. İkinci kitabını yarıda falan bıraktım. O kadar kötüydü ki, yani kötülüğünü size ne şekilde anlatsam, nasıl spoiler vermeden söylesem bilemiyorum. Ortada dönen hiçbir şey yoktu. Hani bir fantastik öğelerin hiçbirine bence ait değildi. Eda sevmiş. Eda sevdi ve bana önerdi zaten. Fakat ben galiba hani aslında seviyorum. Yani erotik, romantik her tarz okuyorum ve seviyorum. Ama nedense bu seriyi sevemedim. Çünkü ya bir yapmacıklık var seride. Bir de şöyle inandırıcı olmayan kitapları sevmiyorum. Mesela ilk karşılaşmalarında, yani ilk karşılaşmaları demeyeyim de bu çocuk, bizim erkek karakterimiz bir vampir. Vampir kralı mıydı, öyle bir şeydi. Kız karakterimiz de aslında melezmiş. Uyanacak içindeki bir şeyler falan filan. Bu adamın arkadaşının kızı bu. Adamın arkadaşı da ölünce, bizim erkek karakterimizin arkadaşı da ölünce işte o kızını ona emanet ediyor. O da kızını bulmaya gidiyor. İlk bulduğunda kız onu görüp direkt bayılıyor. Unutturuyor kıza bunları. Sonra ikinci görüşmelerinde çocuk kapıyı açıyor ve direkt beraber olmaya başlıyorlar. Herhalde bir kelimeleri var veya yok. Yani ben kapımı hırsız gibi açan birinin üstüne atlamam. Herhalde yapmam yani. Öyle düşünüyorum. Öyle bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden kitap baştan sona çok yapmacık gelmiş. Ve bir anda birbirlerine vurulup bir şeyler oldu. Bir bağ, bir eşlik bağ, bir şey. O tarz bir şeyler oldu. O da çok yapmacık geldi. Çünkü kısa süreli geldi. Hani belki bunu 3 seri olarak yazıp 3 kitapta aynı karakterleri anlatsa, hani mesela ikinci kitapta biz bunu öğrensek veya ne bileyim birinin sonuna doğru öğrensek eyvallah. Direkt kitabın yarısında bunların ne olduğu belliydi. Beni çok rahatsız etti. İkinci kitaba biraz başladım. O da aynı şekilde ilerleyince benim için biraz eksileri oldu yani. Seriye vereceğim puan en fazla 2,5 olabilir. O da yani iyi günümde olduğum için bu puanı veriyorum. Daha başka söyleyeceğim bir şey yok değil mi be? Tamam, seriyle alakalı söyleyeceklerim sadece bu kadardı. Ardından diğer videolarımı çekmeye gidiyorum. İş başı yapacağım için hızlı. Ne oldu? Film bozuldu. Hızlı birkaç tane video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.